John Bathrett. 1943'te Norveç'e yelken açtı. Naziler tarafından tuzağa düşürüldü. Dağlarda üzerine çığ düştü. Vücudunun büyük bir kısmı dondu. Görme yeteneğini kaybetti. Yine de o bu durumdan kurtulmayı başarabildi. 2 numara John McCain. Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Vietnam'da esir düştü. 5,5 yıl hapishanede işkence gördü. Bunun 2 yılını tek kişilik hücrede geçirdi. 3 numara Yasi Gimber. 1981'de Amazon ormanlarında kayboldu. 3 hafta boyunca vahşi doğada hayatta kalmayı başarabildi. 4 numara Pün Lim. Küçük bir salın üzerinde Atlantik Okyanusu'nda 133 gün boyunca hayatta kaldı. 5 numara Shin Dong-hyuk. 2005 yılında Kuzey Kore'de hapishaneden kaçtı. Elektrikli tellerden ölen arkadaşı sayesinde kurtuldu. 6 numara Hiro Onoda. 1974 yılında Filipinler'de bir ormanda bulundu. 2. Dünya Savaşı'nda askerlik yapmış, tam 30 sene o ormanda yaşamış. 7 numara Aaron Ralston. Hayatı filme de konu olmuş. 2003 yılında kanyonda tırmanırken kolu kayanın altında kaldı. 5 gün boyunca bulunduğu yerden kıpırdayamadı. Daha sonra kendi kolunu keserek kurtuldu. 8 numara Douglas Mawson. 1912 yılında buzulları araştırmak için çıktığı yolculukta kayboldu. Tam 100 gün boyunca o ortamda hayatta kalabildi ve sonunda kurtarma ekipleri tarafından bulundu. 9 numara Hugh Glass. Bir ayı tarafından saldırıya uğradı ve hareket edemez hale geldi. Ölümle burun burunaydı ancak o yılmadı ve sürünmeye başladı. 6 ay boyunca sürünerek ilerledi. 10 numara Leonid Rogozov. 1960 yılında Antarktika'da görev yapan Rogozov kendi kendisine apandisit ameliyatı yaptı. 11 numara Slavomir Rovic. 1940 yılında Sibirya'da tutulduğu hapishaneden kaçtı, donmuş tundrayı ve Gobi çölünü tek başına geçerek Hindistan'a kadar ulaştı. 12 numara Joe Simpson. Dağ tırmanışı yaparken düştü ve ayağını kırdı. Tam 8 kilometre boyunca dayanılmaz acısına rağmen sürünerek ilerledi ve 3 gün sonra kurtarıldı. 13 numara Julien Kapka. 1971'de bir uçak kazasından sağ kurtuldu. Peru'daki yağmur ormanlarını tek başına geçerek ilk gördüğü insanlardan yardım istedi. 14 numara Beck Weathers. 1996 yılında Everest'te 8 arkadaşıyla birlikte tırmandı. Arkadaşlarının hepsi öldü. Sadece kendisi hayatta kaldı. Günlerce sıfırın altındaki soğuğa dayandı, hayatta kalmayı başardı. Sadece kolunu kaybetti.